Tamam ben Kartal. Ben de Zeynep. Bugün Ege'nin incisi, Kuzey'in incisi Geyikli'deyiz. Ama nereye gideceğiz? Bozcaada'ya. Bozcaada'ya bakın, gideceğiz. Bakın şurada. Ada karşımızda. Ne yapacağız bugün? Çok fena yerler var. Bir, öncelikle söylemem gereken bir şey var. Bizim Serkan'ımız Bozcaadalı. Yerlisi. O yüzden bugünkü duraklar belki de hiç görmediğiniz, bilmediğiniz ama kupon yerler diyebilir miyiz? Kupon mu? Kupon. Çok güzel. Kupon yerler, çok güzel yerler olduğunu düşünüyoruz. Video çok güzel olacak. Şu 400 bin olalım lan artık. 399 mu? Oralarda bir yerdeyiz. Hadi abone olmayan abone olsun. Vallahi video çok güzel olacak. Beğenmeyi de unutmayın. Sakin. Şimdi böyle seni atayım, fışt, orada yakalamış gibi yapayım, tamam mı? Yok artık. Bir, iki... Allah! Hop! Geldik. Bekle kaldıramadım. Geldik. Seko bizi ilk Bobo's sandviç şarküteri getirdi. Buranın olayı aslında buradan sandviçini alıp gün batımına gitmek. Ve peynir tabağını alıp gün batımına gitmek. Ama biz kahvaltıyı nasıl edeceğimizi bilemediğimiz için ilk olarak bir sandviçli güne başlayalım dedik. Evet. Çünkü gün batımına gidemeyeceğiz bugün. Ama buradaki şimdi fiyatları da bir öğreneceğiz. Gün batımına giderken nasıl bir tabak alınır, nasıl bir sandviç almalı, ne yapmalı, bir fiyatları size tanıtacağız. Artık siz geldiğinizde bizim yerimize tabii gider. Bu arada bu peynir tabağını galiba şarapla mı alıyorlar? Bakar şimdi soracağız onları. Içeriyor. Şarapla birlikte mi, birlikte ayrı mı bakacağız. Sandviç alacağız. Aa seçenekli. Hangisi en çok böyle kahvaltıda üf çok iyi satılan? 1 ve 3 çok satılıyor ama 3 çok kahvaltılık değil. He. Adı da ecnebi. Evet. Rose beef, karamelize soğan, cheddar. Evet, cheddar ağır gelir sabah sabah. Ben ezineciyim ya. Evet. Ezine güzeli. Bak ezine güzeli burada. Ben ezine güzeli istiyorum. Tamam. Tamam ben de o zaman başka bir şey alayım tanıtmak adına. Kalbim Ege'deydi. Siz söyleyin. Bence 1 numara. Bence tamam. De kalbim Ege'de. Kalbim Ege'de. Kaldısı yok mu? Espriler, şakalar. Bir de şeyi soracağız. Gün batımında ne tabak alınıyor genelde? Evet. Biz bugün günü batıramayacağız ama. Şarküteri olarak dana jambonum ve henü fümem var. Hı hı. Onun harici işte üzümüm şu an, adanın üzümü yok. Hasat yapıldı mı? Evet. Oo erken hasat yapılmış. Oo süper. Siz peki böyle tek çeşit bir şey mi yapıyorsunuz? Gün evet, batımı onun da böyle numaraları var mı? Ha orada var. Ha orada var. Tamam, 2 kişilik 590 TL, 3 kişilik 870 TL. Onun içinde şarap yok galiba değil mi? Yok, şarapla beraber şöyle sepetim var. Aa, heh, bunu arıyorum işte. Evet, bu sepetimle beraber 1850 lira, gün batımı tabağı oh. Dahil. Kaç kişilik 1850 lira? 2 kişilik. Şarap tek başına ne kadar? 10-210 lira, kendi bağlılaşın 440 lira. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi sandviçler gelsin, çok acıktım. Hayır oğlum. Bak buraya da yer yapmıştım. Bir sandviçler geldi. Bu kalbim Ege'de. Nereden biliyorsun? Yazıyor. Ha nerede yazıyor? Oh yeah. Ezine güzeli. Al. Ege güzeli'ne bir tane ezine güzeli. Ezine güzeli. Ya bunu kaldırmaya gönlüm razı. Hayır kaldırma onu. Olmuyor. Tamam ben ayakta yiyeceğim o yüzden. Minik şöyle. Kuşum benim. Bu arada fiyatlar biraz pahalı. Sanki ada geçirmesi gibi geliyor yani. Bana. Ama orası çok popüler. Yani ben fiyat yorum yapmak istemiyorum artık. Yani. Adaya o ne demek? İnsana bilgilenmesi için video hayır, çekiyorum. Fiyatları söylüyorum. Yorum yapma konusunda. Yani, bu ne kadardı ekmeği, şimdi? Bak, ekmeği çok, sandviç ekmeği çok güzel bu arada. Bu ne kadardı? Seninki 285, benimki 318. Bence okey. Sandviç lan. Yarım kilo tavuk yersin. Ama işte turistik yer gibi düşün artık. Burası da turistik yerin merkezi. Yer misin paşam? O yemelmiş. İçinde ezine var, krem peyniri var, dereotu var, marul var. Bir de domatesli acuka sos gibi bir şey var. Çok hoş. Acuka sos çok iyi. Yani öyle boş ezine peyniri domates değil bu. Değil. Gitme. Nereye gidiyorsun? Allah razı olsun. Kalktı sonunda. Malzeme kalitesine bize hiçbir lafım yok. Gayet güzel. Yani kalbim Ege'de kaldığıyla ezine güzel arasında böyle aşırı bir tat farkı yok. İkisinde de hemen hemen aynı. Bunda domates kurusu var, onda var mı? Yok. Ben onu daha çok beğendim. İçinde ekstra birkaç malzeme daha var ama şeye her zaman okeyim. Böyle dandik salam sosis ucuz malzeme kullanılacağına bir tık daha fazla para verip kaliteli malzemeyi mi her zaman ben daha çok okeyim yani. Aynen. Sonuç olarak malzeme de kaliteliydi. Seko yine bizi kaliteli bir yere getirdiği için Seko'ya teşekkür eder. Şimdi ikinci durağa nereye gidiyoruz? Artık sana sormuyorum. Seko'ya sormuyorum. Rum mahallesine doğru gidiyoruz. Rum mahallesine gideceğiz. Orada ne yiyeceğiz? Orada bir zeytinyağlı bir öğle yemeği yeriz.
Bugün yemekleri yapan yere mi gidiyoruz? Evet. Dört Hanımeli restoran kafesine gideceğiz. Orayı da emekli bir öğretmen işletiyor oğluyla birlikte. Rum mahallesini, birazcık Rum mahallesini gezeceğiz. Birazcık Rum ve Türk mahallesinin ayrımını konuşuruz. Nerede ne var, mimarisini vesaire birazcık Rum bahsedelim. Rum yemekleri yemeyeceğiz yalnız. Ben yanlış söyledim. Ada yemekleri yiyeceğiz. Ada yemeği yiyeceğiz. Aynen. Zaten artık Rum Türk şeyi yok. Herkes bir arada yaşıyor burada. Birazcık burası sokakları gezeceğiz. Gidelim. Ondan sonra Dört Hanımeli'nde. Ada yemekleri. Ada yemekleri. Ben. Hadi gidiyoruz. Geldik. Dört Hanım Eli restoranına geldik. Burada adaya özgü ev yemekleri varken ekstradan bir şey var. Sırf o yüzden geldik. Mantı. Ada mantısı. Ada mantısı. Tabak çiçeği nasıl olacak? Dolması. Ve mafiş tatlısı. Bak o Bodrum'da da var. Mafiş mi? Yok diyelim. Kabakçı. Kabakçı artık klasikleşmiş böyle. Tatil köyle. Ege'de daha çok. Evet. Ege taraflarında var, daha çok var. Meraklı içerisindeyim ama o tatlıyı ben internet amaçlı pek bir esprisi yok gibi. Ama işte bence yapılış şarkı şeyi hamurlu yumurtalı bir şey yani. Evet, bir de şey kafama kurcaladı. Hı. Bu kadar sıcakta nasıl öyle hamurlu şerbetli tatlı aklına gelmiş. Şimdi göreceğiz nasıl yiyeceğini. Ben hepsini yiyeceğim. Bu konuları sofrada yani tam olarak burada konuşacağız. Soframızda önümüzde. Hadi oturalım bari gel. Şimdi menümüz burada. El açması ada mantısı çok okey. Zeytinyağlısı yaprak sarma alır mısın? Almayalım ya, şey alalım. Kabak çiçeği dolması. Kabak çiçeği dolması. El açması mantı. Evet. Bir de mafiş tatlısı alalım. Mafiş tatlısı. Bak nerede tatlı? Aa mafiş. Bir de evet. Mafiş tatlısı. Tamam. Bence tatmak için onlar ideal. Tamam. Buranın bunları meşhur çünkü. Buranın haklısın. Bunları. Zeytinyağlı sarmayı, zeytinyağlı yaprak sarmayı şimdi nerede yiyeceksin? Şimdi bir tane... Zeytinyağlı sarmayı nerede yiyeceksin? Annemin evinde. Gültoş'un evinde yiyeceksin. Onun için de ayrı bir video çekeriz. Bir de bu arada gelincik şerbeti var içecek olarak eğer istersen. Farklı çiçeklere bayılırım. İçinde şey yoksa, ilik yoksa. Evet. Ev yapımı limonata da var. Sen el yapımı limonata iç, ben gelincik şerbeti. El yapımı, ev yapımı mı? El değil. Şimdi elle de yapıyor ama evde yapıyorsa el, yapımı. El ev yapımı oluyor. Beyin bedava. El ev. Ay çocuğumuzun okulu. Ay ne alak. Ne? Eskiden Bozcaada'da restoranlarda kolonya böyle ikram ederlermiş. Bana et bakayım. Thank you. Ne kadar ay. İnce ve güzel bir düşünce. Dedem gibi kokuyor. Halamın evi kokuyor. 80'lerde doldurma kolonyası kokuyor. Biz niye sipariş vermiyoruz şu an? Evet. Merhaba. Biz siparişimizi verelim. Bir el açması ada mantısı istiyoruz. Bir kabak çiçeği dolması istiyoruz. Bir de şu tatlı, mafiş tatlısı istiyoruz. Ama içeceklerden de gelincik şerbetiyle el yapımı mı ev yapımı mı? Ev yapımı. Limonata. Hem el hem ev. Tamam ondan bir de limonata alalım. Şu ona Adalılar Ege bölgesinde genelde bir şeylik var. Sakinlik. Rahatlık abi. Sakin ol ya. Daha saat kaç diyor. Rahat ol hallederiz. Evet. Farkı var mı normal mantıyla? İçerisinde de fark edemeyeceğim kadar pirinç var. Ama kıymalı değil mi? Kıymalı yine. Kıymalı ve pirinçli. Fark edersiniz etmezsiniz biraz pirinç da pirinç var. Oluyor. Anladım. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Gördüğün gibi farkı anladın. Farkı anladım. Bir de Resmi Hanım'ın gelini de burada. Demek ki ne kadar güzel bir aile işletmesi böyle şey yapmışlar. Hoş ben şey. De hoşuma gitti. Benim kafama takılan şu. Adada bu sıcakta hamur işi, hamurlu mantı, hamur tatlı falan biraz ağır olmaz mı? Niye? Ben yerim. Şimdi muhteşem bir şey ada kahvaltısında. Pişi yedin mi kahvaltı? Evet. Pişi. Onu yiyeceksin. Ondan sonra gideceksin o karbonhidratı denizde atacaksın buz gibi şey, sulara. Domates, aynen. Karpuz, onları reçele banacaksın. Ben adada yaşasam ağır gelebilirdi diye düşünmekteyim. Sen yumurta yerdin. Sen protein ağırlıklı evet, diyorsan. Evet. Ben protein ağırlıklı beslenen bir şahıs olduğum için bana biraz ağır geldi. Ama bakalım. Fırınlanıyor dedi. Fırınlanınca bir tık hafiflemiş olabilir. Böyle kıtır kıtır olmuş olabilir. Bence evet. Olmamıştır ve çok güzeldir. Ulan çok merak ettim. Gelsin hadi şu mantı artık. Hadi bekliyoruz. Yarım saattir. Deneyebiliriz artık Zeynep. Bir dakika, bir saniye, bir sakin ol. Şimdi öncelikle biz bir kabak çiçeği söylemiştik, bir mantı söylemiştik. Ne söyle. Mantı yiyelim artık hadi çabuk konuş. Çok merak ettim. Bir mantı söylemiştik, bir kabak çiçeği dolması söylemiştik ama araya sarma da geldi. Onu da geri yollayamadım çünkü çok güzel görünüyor. O yüzden onun da tadına bak. Hanım eli bizi iyi karşıladı. Hemen limonlarını sıkalım. Of. Çok severim. Kabak çiçeğine de. Kabak çiçeği de böyle küçük olduğu zaman çok güzel oluyor. Gültoş'um sinirlenmesin ama ona en yakın zeytinyağı sarma. Evet. İnce ince. Çok güzel. İyiymiş. Ben kabak çiçeği hiç sevmedim yani. Genel olarak sevmiyorum. Gerçekten mi? Evet. Sen, bir de bazı yerlerde bu kabak çiçeğinin kalın kalın oluyor. O da güzel olmuyor. Bak bunun böyle küçük çok güzel olmuş gerçekten. Çok zahmetli bu belli. Bu kadar küçük bir şeye pirinç ıvır zıvır koymak zor. Ege'ye geldin mi?
Bunu yiyeceksin bence yani. Kabak çiçeği dolması vazgeçilmez bir şey. Neydi bunun adı? Gelincik şerbeti. Dizisi var mıydı bunun ya? Kızılcık şerbeti. Kızılcık şerbetinin var. Gelincik neden yapılıyor? Gelincik çiçeği var ya, lale şey kırmızı. Lan onun tadı yok. Aa, garip bir tadı var. Çok güzel ha. Evet, hani hep böyle yol kenarlarında olur ya. Ev yapımı mıymış, ev yapımı mıymış? Ev yapımı canım. Sarımsaklı söyledik bu arada. Allah, bu sıcakta bize sarımsaklıyı dayadı Zeynep. Mantı çok iyiymiş. Seviyorum. Mantı iyiymiş. Çok güzel. Özür diliyorum. Ya. Mantı gelmeden önceki söylediklerim bütün laflarımı geri aldım. İçinde pirinci ben anlamadım. Anladın mı pirinç? Var. Hiç kıyma. Anlamadım ben. Ya bol kıymalı seviyorsan bunu belki sevmeyenler olabilir ama ben çok hoşuma gitti benim. Ama bu biraz hafifletmiş işte o pirinç içindeki. Değil mi? Biraz da böyle yaz mantısı gibi. Ulan Seko biliyorsunuz işinizi ha. Nasıl yemek yapacağınıza. Ben mantıya devam ediyorum. Tamam mantıyı ye. Ne diyorsun? Ben mantı çok iyi. Güzel. Güne çok 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 yüksek başladık lan. Ben mantı sevmem ama hoşuma gitti ve çatır çatır yiyorum. Ve hafif... Bu mantıyı yersin. Hı-hı. Sonra gidersin plaja. Plajda oh Allah sıcak. Dur mantı yedin. İncelen bir hararet bastı. Seko ne yiyeceğiz? Dondurma. Lavantalı dondurma. Yedin mi daha önce hiç? Hı-hı. Nerede yedin? Burada. Allah kahretsin. Ama yanlış yerde yemiş. Şimdi Seko lavantanın doğduğu... Köye götürecek. Böyle adam böyle yap. Lavantalı dondurma yapmalıyım. Demiş onun böyle düşünürken düşündüğü yeri biliyor. Oraya gideceğiz. Neresiydi? Çiçek pastanesi. İlk orası yapmış. Bir de ünlü bir yer var. Veli Dede var. Adanın ilk pastanesi. Adanın ilk pastanesi. Video içinde shorts. Inception. Videoda pastaneden kurabiyeleri denerken aynı zamanda da karşılaştıracağız. Aynı zamanda da mantı yiyoruz. Aynı zamanda bak Inception. Video içinde shorts yapacağım size. Üf be daha ne yapayım hala 400 bin olamadık her şeye rağmen neyse. Hadi gidelim. Hop gidemedik niye? Tatlıyı unuttuk lan tatlı yiyecektik lan. Bir de ikram etli bu yaprak sarması geldi. Onu da tadına bakacağız. Bana bu yoğurtla yemeyi sen alıştırdın. Abi etli yaprak sarması ama yoğurtla yenen bir şey. Aa, bak küçük küçük adanın yapraklarıymış bu ara. Yapraklar çok güzel. Dolmanın ne değiştiriyor tadını söyleyeyim mi? Hı. Taze yaprak kesinlikle. Yaprak taze işte incecik. Evet işte onu diyorum evet, çok güzel. Çünkü taze olmadığı zaman kalın kalın sert böyle hani, boğazına kaçıyor. Şimdi sana bak burnunuza kadar gelecek o koku. Marketlerde satılır bu. Salamura. Salamura onu açarsın böyle acayip bir koku kokar evet. Ya. Hiç onlarda bu yok. Taptaze yaprak çok güzel. Artık tatlıya geçebilir miyiz? Bu elle yeniyormuş kardeşim böyle iyice. Aa çok hafif. Bu zaten nasıldı? Hamur yumurta. Yumurta ve yoğurt karışımı. Yumurta, yoğurt, un karışımına bir şerbet hazırlıyorsun. Onu işte kızartıyorsun o hamuru. Üstüne de şerbetini döküyorsun. Mafiş tatlısı deniyormuş. Üstüne tarçın var galiba değil mi? Tarçın mı var üstünde? Evet. Sen niye bir sevmedin? Ben böyle hamurları severim. Sen tam klasik, sen sevmezsin. Ağır. Ben yiyip çok seveceğim muhtemelen. Yazın yenmez tatlı. Bu tatlı yazın yenmez. Ama hani daha ağır hissetmiştim. Böyle çürosun hafifi gibi. Tabii. Böyle bir şeyim var. Bence hamura tarçın çok yakışıyor. Kızartılmış hamura. İşte o yüzden çürosa benzettim. Evet. Yani çiros böyle yoğun bütün bir şey ya. Bu böyle çıtır çıtırı. Burası da böyle daha uzatmayalım. Şimdi artık lavantalı dondurma vakti geldi ya. Bademli kurabiye. Aslında burada işte adada her yer birbirine yakın olduğu için şu anda yakınken geziyoruz. Abi geçen ada videosunda niye çok göstermemişsiniz etrafı dediğiniz için şimdi biraz etrafları sonrasında da gezelim. Sonrasında aynen adayı da gezeceğiz. Plajlara da gideceğiz. O yüzden... Plaj geç, ay yüzeceğiz bugün. Takipte kalın. Şimdi fiyatları hemen söyleyeyim. El açması ada mantısı 360. Etli dolma 375. Zeytinyağlı dolma 210. Mafiş 140. O kadar. Gelincik limonata 120. Limonata 50. Gayet güzel. Hadi gidiyoruz. Burası kalabalıklaştı yine. Bu sefer kesin. İşte geldik. En merak ettiğim durak. Lavantalı dondurma yemiştik ama yanlış yerde yemiştik. Seko dedi ki burası doğru adres. Bozcaada'nın ilk açılan pastanesi olduğunu iddia ediyor Seko. Çiçek pastanesi. Çiçek pastanesi. İddia ediyor değil mi? Seko diyorsa doğrudur. Ediyor. Çiçek pastanesi Tahir Usta. Tahir Usta ilki. Tahir Usta ilki. Şimdi buradan dondurmamızı burasıymış. Alacağız. Oğlum Tahir Usta'dan para almadın değil mi lan? Böyle bize dedirtiyorsun 100 kere. Tahir Usta vefat etti. Aa, sen alamazsın o zaman. Bu arada biz burada dondurma yemiştik ya. Hatırlıyorum ben. Ben bir lavantalı istiyorum. Bir de enteresan bir şeyli var mı? Adı incirimi nedir? Adanın yapan incirlerinden yapayım. Oy güzel. Tamam lavanta ve incir alayım ben. Sen? Topumuz 60 TL. Aa ada incirin rengi de farklı. Ada inciri, ada üzümü. Adanın 4 çeşit üzümünden yapıyoruz. Oo. Üzüm alayım. Çok az da üzüm alayım ya. Tamam o kadar yeterli. Çok teşekkürler. Lavantayla sakız alayım. Üstüne çok azıcık da ben de üzüm alayım tadına bakayım.
gram bıyığım veya sakalım olmadığı için lafım dinlenmiyor. Bir gram sakalım veya şurada biraz bıyığım sarı, siyah siyah olsa sözümü dinleyecek bu adam ama hiç olmadı. Evet, şimdi karım dedi ki, ben dedim ki kurabiyeleri de alalım. Dedi ki kurabiyeleri alalım da neremizle tutacağız dedi. Sonra dedim ki tutarız dedim. Dondurmaları aldıktan sonra elime su da alınca neremle tutacağım? Kafamda soru işaretlerine yol açtı. İşte ben de o noktada dedim ki sakalım bıyığım yok. Deneyebilir miyiz artık? Eriyor da. Evet, ben üzümü denedim. Üzüm çok güzel. Zeynep, bir şey diyeceğim. Adadayız. Lavantası var. İnciri var adada. Yabani incir. Üzümü var. Gittin damla sakızı aldın be kızım. Ama damla sakızı da böyle yerlerde hep meşhurdur. Ama yani. Ve ben sakızı seviyorum. Sakızıma dokunma. Sakızlı bademli şeyi de çok meşhur. Sekocum ölme. Üzüm çok iyi ya. Lavanta çok güzel. Bence sakız da çok güzel. Ben lavantayı daha geçemedim. Şimdi bağ bozumu burada normalde Eylül ayında olması gerekirken havalar çok sıcak gittiği için bağ bozumu mesela şu anda başlamış. Bugün ayın 29 Temmuz'dayız. Mesela bizim yazlıktaki şeyler de erken oldu. Normalde Eylül'de falan topluyoruz biz de üzümleri. Burası da bağ bozumuna başlamış. Bilginiz olsun. İklim krizi diyoruz ve sözü Kartal'a veriyoruz. İncir. Çok yoğun incir tadı almadım. Alsam ağır olurdu. Bence şeker oranları az. Dondurmalar da bu çok güzel bir şey. Şurada oturalım mı inşaat yerinde ya? Ben buraya oturalım. Oh be. Bir dakika oturalım ya. Ben de bir yandan şey bilgisi vereyim burada oturmuşken. Çok yedik içtik. Birazcık da Bozcaada'mızı tanıyalım. Bozcaada. Neden Bozcaada deniyor biliyor musun Kartal? Bozcaada'da böyle Çanakkale Boğazı'ndan çok fazla kuzey rüzgarı aldığı Bozturlarla ilgili bir şey olabilir mi? Boz işte. Çok fazla ağacı yeşilliği yok. Çünkü çok fazla rüzgar aldığı için kuzey rüzgarlarına ağaç yetişmiyor. Yeşillik olmuyor. Bu sebeptir ki Bozcaada boz bir ada. Lavantayı genel olarak kokusunu sevmem. O kurutulmuş lavanta böyle hep eskileri hatırlatır, eski evleri hatırlatır bana. Ama dondurma çok güzel ya. Yediğimde de yine lavanta tadını başka bir yerde lavantalı dondurma yediğimde lavanta tadını %10-15 almıştım ama burada yoğun bir lavanta tadı aldım. O aroması çok iyi geçirmişler. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Sonuçta lavanta bir çiçek yani. Biz şu an neredeyiz? Biz şu an Rum Mahallesi'ni gezeceğiz. Bu aldığımız dondurma Rum Mahallesi'nde miydi Seko? Rum Mahallesi diye geçmiyor orası. Tam sınır bence tam orası. Tam sınırda kalıyoruz. Evet. Ondan sonra işte tabii mimari olarak farklar var. İşte Türk mimarisinde ne bileyim işte bodrum katlarda depo olarak kullanılıyormuş da Rum evlerinde daha böyle o bodrum katlar işte mutfak çamaşırhane olarak kullanılıyormuş. İşte Rum evlerinin yanında böyle mağaza dedikleri yapılar oluyor. Onları böyle şarap üretiminde ve depo olarak kullanıyorlar yine. Mimari farklar var. Şimdi zaten Rum Mahallesi'ni gezerken mimariyi de görürsünüz. Daha böyle büyük camlar, işte açılır pencereler, efendim bazılarında balkonlar varmış gibi gibi. Şimdi gezerken hepsine tek tek bakacağız. Belki önlerinde fotoğraf da çektiririz. Çünkü Bozcaada'da, Bozcaada evlerinin önünde eğer begonvilde varsa fotoğraf çektirmezsen... Dövüyorlar. Buradan çıkamıyorsun. Tekme tokat. Geçen gördüm. Vapur beklerken ağzı burnu, abi dedim ne oldu? Dediler, dövdüler. Begonvil'in önünde fotoğraf çektirmedik. Şimdi planı söylüyorum hemen. Yok, yedim. Biraz gezelim Rum Mahallesi, Türk Mahallesi'nde. Sonra pastanelerden bademli kurabiyelerimizi alalım ve siz Bozcaada'ya geldiğinizde hangi bademli kurabiye alacağınızı söyleyelim. Hı hı. Nasıl fikir? Ama onu nerede yiyeceğiz? Nerede yiyeceğiz? Ayazma Beach! Aa, öyle bacaklarını açma insanlar. Ayazma Beach, denize gireceğiz. Çok heyecanlıyım. Şimdi gidiyoruz. Bir gezelim bakalım nasılmış mahalleler. Yani mahalleyi de böyle Seko gezerken gösterir. Büyük odadaki evlerden çok büyük farkı yok. Hatta tarihten. Büyük odanın evleri daha güzel. Ben büyük oda evlerinden güzel demiyorum da buranın da bir dokusu var. Dokusu şehir var. Dokusu evet, yani. Şehir dokularımız mevcuttur. Çok soğuk diyorlar ya. Ben soğuksu sevmiyorum. Çok Kıbrıs kadar da sıcak su sevmiyorum Kıbrıs ama... Kıbrıs kadar? Kıbrıs. Hadi ya bir gidelim. Hadi. Evet, şu anda bir Rum mahallesinde bir sokaktayız. Bu arada adada, Bozcaada'da bayağıdır şeye izin verilmiyor, imar izni yok. Yani burada en ufak bir yapıya çivi çakmak istesen bile Anıtlar Kurulu'ndan izin almak zorundasın. Yani aslında serpme kahvaltı da edebilirmişiz ama serpme kahvaltı olayını ben sevmiyorum. Bir, çok kalıyor. İki, serpme kahvaltıda bana bir ucuz şeyler veriliyormuş gibi geliyor. Ya evet, onu bilemezsin. Şans birazcık. Aynen. İçin yerin kalitesine bağlı. Burası şu an Rum Mahallesi değil mi Sekop? Evet. Şimdi de Türk Mahallesi'ne gidelim. Aradaki farkı görelim. Ve Türk Mahallesi'ne geldik. Evet. Şimdi evlere baktığında farkı Zeynep'im anlar. Ya çok bence Rum evleriyle çok ben mimari olarak inanılmaz bir fark görmüyorum. Sadece Rum evlerinin üstü ahşap gibiydi. Burada da var gerçi öyle benzer mimariler. Rum evlerinin camları sanki birazcık daha büyüktü. Ama bir de şu şey çok enteresan. O bizim o pastanenin orası eskiden nehirmiş. O ana cadde. Ana cadde yani bir rivayete göre. O caddenin bir tarafı Rum Mahallesi, bir tarafı Türk Mahallesi'ymiş. Öyle bir bilgi yeni güncellemelerde geldi. Abi şimdi nehrin diğer tarafındayız. Bu taraf da Türk Mahallesi tarafıymış. Şimdi zaten hemen çeşme, cami gibi. Evet, hepsini burada Türklere gördüm. Özgü yapılar bizi karşılıyor. Daha çok.
Ve bakın daha dar sokaklar böyle. Evet gerçekten ya. Öyle ama. Ne kadar enteresan. Bak daracık sokak. Şimdi burayı da gezdikten sonra artık şu bademli kurabiyeleri alıp Ayazma'da onları çıtır çıtır yerken karşılaştırabileceğiz. Evet. Hadi şimdi o zaman nereye gidiyoruz? Hop! Allah! O ne kız küçük barmenler gibi. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Kurabiye almaya. Hoşçakalın. O ne var? Hemen şimdi çiçek pastanesine geldik. Buradan bademli kurabiye oluyor. Sonra diğerinden gidip alacağız ama ilk buradan alıyoruz. Diğeri kim? Veli dede. İkisini sonra karşılaştıracağız. Kapıştıracağız Ayazma plajında onları yerken. Çiçek bizi çok iyi karşıladı. Şimdi hemen bir de Veli dedeye gidiyoruz oradan Ayazma'ya. Yeme dedim sana. Lömçük lömçük mantıları yedin. Ve ikinci durak Veli Dede Pastanesi. Buradan da badem ezmeli ve bademli kurabiye alacağız. Hadi gidiyoruz. Kaçıncı ikinci durak bu ya? Vallahi 15. durak. Hala kurabiye alıyoruz. Hangi bademli daha iyi? Ha şu ay şeklinde olandan alalım. Sakızlı bademli olan ada kurabiyesi. En meşhur olan o. O zaman 100 gram. Kavala klasik Yunanistan'ın kurabiyesi. O zaman 100 gram bundan, 100 gram bundan. Hangisi bademli? Oo natası var. Evet nata var. Nata seversin. Natalar küçük ama. Buraya benim gibi bir insanı bırakmamanız lazım. Benim gibi bir insanı buraya bırakırsanız sabahtan akşama bir elimde çayım, bir tamam, elimde kurabiyemle 250 kilo olabilirim burada. İkisi de 160 TL tuttu. Artık bunları sahilde yiyebiliriz. Siz şimdi beni takip ederken ben de koşarak eve gidiyorum. Ulan karıştırdın her şeyi. O değil. Koşarak eve gidiyorum ve kurabiyeleri deneyeceğim. Ayazma bir şey gelirken akvaryum koyuna geldi. Ay şapkam gidiyor. Çok rüzgar var. Seko dedi ki burada aslında burada bir sahil gibi bir şey varmış ama çok güzel bir atlama yeri var dedi. Koy dedi havuz gibi dedi sizi oraya getireceğim. Ben bolcaz alayım sadece burayı bolcaz alırlar biliyor dedi. İnşallah sesim geliyordur çok uzatmayalım hadi hemen oraya gidelim. Eğer ayaklarına güvenmiyorsan götüne güveneceksin demişler. Şimdi geldik. Seko bizi bir noktadan sonra kaçırıyor zannettim ama kaçırmıyormuş. Gördüğünüz gibi şu kayalıklarına atlıyoruz. Akvaryum koyunun arkasında gizli bir akvaryum. Şimdi ben oradan atlarken cumurlop. Beni lütfen çekin. Şimdi ben hazırlıklarımı yapayım. Mikrofonlarımı çıkarayım. Cumurlop atlayacağım. Suya puan ver hemen. Su 10 üzerinden geçti. Ya hayır soğukluk soğuk. Bir şey değil mi? Dikine gelen soğuk. Soğuk da güzel yani. Yani evet. Yani şu an kalbim hızlı atmaya başladı soğuktan. Benim aklım badem kurabiyelerinde kaldı hangisi daha güzel. Burada biraz takılacağız sonra buradan Ayazma bir çekeceğiz. Orada bir badem kurabiyesi. Oranın suyu daha soğuk. Burada durabiliyorum. Ben en son Ayazma'ya gittiğimde soğuktan duramıyordum. Bakalım hala öyle mi? Hadi biz şimdi yüzerek Ayazma'ya gidiyoruz. Geldik. Sonunda bu kurabiyeleri deneme şansı nereye yakaladık. Nereye geldik? Ayazma. Ayazma abi. Bozcaada denince ilk akla gelen plajlardan biri. Evet. Google'a Bozcaada yaz ilk Ayazma bir çıkıyor. Bunları bize çiçek pastanesi hediye etti. Bunlar bambaşka şeyler. Onları koyuyoruz. Şimdi, denilene göre çiçekte iki adet badem kurabiyesi var. Biri badem ezmeli kurabiye, diğeri bademli kurabiye. Şimdi onların aradaki farka bakacağız. Burada ise hem tereyağlı var. Tereyağlı bademli. Tereyağlı bademli var. Diğeri de bademli. İkisi farklı. Sakızlı bademli vardı bir de daha. Bir de sakız. Evet, pardon. Biri bademli, biri sakızlı bademli. Tip olarak farklı. Bu bademli, şu badem ezmeli. Şu badem ezmeliyi çok merak ediyorum. Şu badem ezmeli. Bu şeyin çiçek pastanesinin. Bu da bakayım kokusundan anlarım ben. Aa, bu tereyağlı. Şu badem ezmeliyi bir tadabilir miyim? Sen de bak. Ben de. Çok güzel. Ben böyle şey gibi bekliyordum. Almanya'da marsipan vardır ya. Yok, onu sevmem. Onun gibi bekliyordum ki ben onu çok severim. Bu da güzel ama. Çok azıcık bademli. Ha, pastaneye gidermez badem kokuyordu. Ben her türlü badem ezmeli 10 numara. Çiçeğin badem ezmelisi 10 numara. Çok iyi lan.
Ben bunlarda bir fark göremedim ya. Tek farkı biri sakızlı biri sakızsız. Şu sıcakta evet. Gerçekten şu videoyu çekebilmemiz büyük mucize. Başarı. Bence bir like hak ediyor. Bence bu videoda 15 bin like olacağımızı düşünüyorum. Olabilir. Ben. Siz şimdi beğenin, abone olun, like atın. Biz şimdi koşarak Ayazma'ya... Serkan'ın getirdiği koy 10 üzerinden 10'du. Yani ilk defa hayatımda bir şeye tam puan verdim. Biliyorum çok güzel. Ben bir kere girdim hayatımda. 4 sene mi oldu mu? 3-4 sene oldu. Buz gibiydi. Yani dizime kadar girebildim. Daha girememiştim. Bakalım aynı soğuklukta mı? Şimdi onu görmeye gidiyoruz. Ayazma bir şey geldik. Çok rüzgar var, konuşamıyoruz. Su derecesini meraklar içerisindeyiz. Zeynep Hanım, siz suyun su derecesini merak ediyor musunuz? Ben biliyorum. Girebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ben her türlü soğuk suya girerim. Ya. Zeynep Dikili'de buz gibi suya lupçuk lupçuk dolaşıyor. Ben çok üşüyorum. Ama şu, bu sefer bir girecek gibi duruyor ya. Aynen. Hep böyle kanıyorum. Bu güzelliğine kanıyorum. Bir giriyorum sonra koşarak geri çıkıyorum. Dur bakalım göreceğiz. Hadi giriyoruz. Vallahi gibi biniyoruz. Hayatımda ilk defa Ringo'ya bineceğim. Tatil köylerinde hep özenirdim. Çok pahalı gelirdi eskiden. Seko bizi Bozcaada'da acayip değişik aktiviteler yaptırıyor. Öneriyoruz, güzel. Yamaç paraşütüne atlayacağım falan diyordum. Orana giremem. Oraya girmedik şimdi. Ayazma plajdan sonra Ayazma'nın hemen Seko, ucunda. Seko şuna mı bineceğiz? Evet. Ana. Ayazma'nın hemen ucunda bir Ringo'cu var. Düşme yokmuş. Düşmeden korkarım. Kolum bacağım kırılır. Allah'tan düşme yokmuş. Bakalım heyecanlı bir aktivite mi? Belki üstünden atlarız falan. Olur yani mu? Düş, oğlum tehlikeli. Ağzımızı hayır, yüzümüzü... Hayır canım, suda giderken değil, durursa atlarım. Durursa atlarız canım. Ben şu durduğu yerden atlarım. Allah canın namus. Hadi bir gidelim şimdi, çok merak ettim. Hadi abi ben de bir tribe girdim. Çok eğlendim. Çok eğlendim. Zeynep biraz altına kaçırdı biraz korkudan ama çok iyiydi. Arkadaşım elin kaysa... Elin kaçtı, uçarttın. Sen nasıl 5 metre yukarı çıktın anladım şimdi daha iyi kardeşim. Acıktım, acıktırdı. Bu adrenalin beni acıktırdı. Teşekkürler kardeşim. Evet, çok enteresan heyecandan sonraki hala elim ayağım titriyor. Yemek yemeye geldik. Bence Bozcaada'nın en popüler yeri. Çünkü herkes burayı dedi bana. 20 kişiyle Bozcaada ile konuştuysam 1-20 kişi de VIP yerine git dedi. Evet. O yüzden ki, Ayazma'ya gelince zaten buraya gitmemek olmaz. Hemen Ayazma'nın üstünde. Şimdi hemen içeri gidelim. Burası çok rüzgarlı. İçeri gidip bakalım neler var. Ben bilmiyorum. Bakalım. Çok korktum ya. Vallahi çok korktum. Seko. Lütfen bir daha beni deniz bisikletine bindir, kanoya bindir. Bu ne ya? Rio ne ya? Çoluğum çocuğum var benim. Korktum ya. Çok fazla seçenek var. Şimdi biz burada deniz börülcesi severiz. Ben mezede çok iyi değilimdir ya. Sen söyle. Girit ezme varsa girit ezme alabiliriz. Ha, girit ezme. Doğru. Biz bir kalamalar alalım öncelikle. Girit ezme bir tane alalım. Varsa. Girit ezme kese var. Tamam olur. Reyhan. Reyhanlıyı alalım. Ne dediniz adını? Nurda. Tamam, bir tane onu da alalım. Bir diğerinde elepeno var, sana acı gelebilir. Deniz börülcesi var, alalım. Fotoğrafı da böyle atalım. Deniz börülcesi var şöyle altta. Tamam, ondan alalım. Deniz börülcesi tane alalım. Tamam. Bir de midye. Tamam, bir porsiyon tamam alalım. Patates alalım mı? İstiyorsan bir de patates alalım. Alalım. Patates alalım. Yeterli. Kabak. Aa, bir de kabak cips alalım. Harika. Tamam, kabak cips alalım. Teşekkür olarak geldiniz. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Zeynep hala kendine gelemedi, eli ayağı titriyor. O kadar da değil be Zeynep. Ya Ringo'ya binen kız arkadaşlarımız varsa lütfen yazsınlar. Ben o şeyleri tutmaya çalışmaktan denize uçmayayım diye şu kaslarımı... Ringo. Baksana damarlarım çıktı kaslarımda ya. Aman kollarımda. Ya bir ara şey diye düşündüm. Ulan ben tutunumu zor tutunuyorum. Zeynep şu an ne haldedir diye düşündüm. Saçma abi. Orada bir kemer yok, bir şey yok. Elin kaysa bir şey olsa. Evet. İyi ki saçımı toplamışım. Saçımı toplamasam. Çok değil. Ben Zeynep'e gülmekten yani kendim eğlenemedim. Zeynep o kadar çok güldüm ki. Görmüşsünüzdür inşallah. Neyse tamam, şimdi Vahit'in yerinde yiyeceğimiz muhteşem mezelerle sakinleyeceğim. Kalamar kaç adet geliyor bakarım. Kalamar söyledik, midye söyledik, patates vazgeçilmezimiz, masamızın vazgeçilmezi bir patates söyledik. Açıkçası ben mezeci çok değilimdir ama bir midyeyi iki kalamaları merak ettim. Yalan yok.
Bakalım şimdi onlar da gelsin. Zeynep'im biraz sakinlesin. Daha da denize girmez. Artık yok. Seko diyor ki hala gizli yerlerim var. Onu da çok istiyorsanız Seko'nun Instagram'ı bırakıyorum. Ona sorun, o size gizli yerlerini gösterir. Evet, Seko'ya bundan sonra DM'sini şey yaparsınız, yazarsınız. Kendisini etiketleyeceğiz çünkü. Orada yazarsınız. Seko'ya DM'den Bozcaada'da nerelerde gizli denize girilir o çok iyi bilir. Seko'nun özel yerleri .com. Şey aç. www.sekonezeryerleri.com. Hadi bakalım. Şimdi mezeler gelsin. Tadına bakalım. Mezeler geldi, kalamalı geldi. Kalamanın fiyatını... Kalamanın fiyatını bilmiyorum ama bol. Bol ve yuvarlak. Yuvarlak öyle şey değil. Parça değil. Hemen fiyat tadına da bakayım. Az yağlı. Güzel. Mezeden çok anlamam böyle. Bunlar galiba içkiyle içilen mezeler değil mi? Ben anlarım, evet. Bunlar içkiyle, rakıyla. Bu genellikle buranın mezesiymiş. Elmalı bir şey dedi. Elma, reyhan. Elma ve reyhan varmış. Ve Antep fıstığı var. Bu deniz börülcesi. Bu fesleğenli Girit ezme. Aha bir şeyle Allah. Ve şey geldi. Çıtır kabak. O çıtır kabak değil mi? Evet, kabak çıtır. Bir de midye gelecek. Patates anne patatesi gibi hoşuma gider. Tuz alabilir miyim? Ben öncelikle patatesi tuzlamadan yemem. Şimdi ben bu fesleğenli Girit ezmesi miydi bu? Girit ezmesi çok iyiymiş lan. Hangi Girit'in ezmesi bu? Peynirli bir meze ama çok hoşuma gitti. Peynir ve fesleğen var. Bu neydi? Reyhanlı şey, Nurdağ. Evet. Nurdağ biraz sarımsaklıymış. Sabah sarımsaklı mantıları yedik. Şimdi de sarımsaklı yoğurtları yiyoruz. Evet, sarımsak severiz. Bu kadar korkudan sonra sarımsaklı meze Vahit'in yerinde ben öneriyorum. Benim favorim. Dur daha deniz börülcesini yemedim. Bir de mezeler normalde az olur. Burada bayağı fazla. Evet, porsiyonlar güzel bayağı. Porsiyonlar bayağı fazla. Aa bak bu olmaması gereken bir şey diyebiliyorum. Kılçık. Şu çıtır kabak da çok güzelmiş evet. Ya. Neyi sevdin en çok? Ben kalamarı çok beğendim. Mezeleri daha bakacağım. Çıtır kabak da güzel. En çok sevdiğim diye bir şey yok. Hepsi çok lezzetli. Adada sanki hiç lezzetsiz bir şey yemeyecekmişim gibi geliyor. Gerçekten adada her şey çok lezzetliydi. Benim en çok hoşuma giden bu fesleğenli Girit ezmesi oldu. Oğlum biz nasıl acıktık bu kadar lan? Çatır çatır yiyoruz. Adrenalin ya. Adrenalin acıkladı Zeynep'ciğim. Evet, yorumların nedir? Daha midye gelecek. Ha midye gelecek. Ve son sevdanın son vuruşu midyelerde geldi. Tık! Midyeleri kendileri topluyorlarmış bu arada. Öyle dedi. Kendileri de yapıyorlar. Lokum. Midye çok seviyorum. Belçika'nın da midyesi meşhurdu. Orada yedim, pirinç yok. Lan pirinçsiz midye mi olur? Sadece şunu yiyorlar Zeynep. Şunu. Öyle yenir mi ya? O midye dolma değil ki. Böyle yiyorlar. Bayağı iyiymiş lan. En sevdiğin şey ne oldu masada? Ben her şeyi çok sevdim ya. Valla kıyas yapamayacağım yani. Midye dolmaya bayıldım. Kalamar aşırı iyiydi. Çıtır kabak çok iyiydi. Sadece deniz börülcesi çok benim damak tadım uyumlu. Ben deniz börülcesini daha sarımsaklı ve limonlu seviyorum. Birden müzik yükseldi. Şimdi fiyatları da söyleyeyim size sonra gidelim. Fiyat geldi. 1750 TL'ydi. Hemen söylüyorum. Kalamar 450, fesleğenli Girit 220, Nurdağ 180, deniz börülcesi 200, cips dediği şey patates 160, kabak cipsi 180, midye dolma 150, sodalarda 30 TL'ymiş. Bu Cunda'ya göre ucuz. Cunda da daha pahalıydı. İstanbul'a göre de normal. Cunda'ya göre kalamar çok daha fazlaydı mesela. Ama burada topluyorlarmış falan ya, belki o daha ucuzlatıyordur. Hadi sürpriz şimdiki durak. Yine kimsenin bilmediği Seko bir yere götürecek bize. Hadi gidiyoruz. Ve artık son durak diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Seko'nun dediğine göre Bolcalı'nın en iyi pizzacısı. Çok değişik pizzaları varmış. Özellikle 4 peynirliği vurguladığı için evet. Onu yiyeceğiz. Ama ilk önce oturup sipariş vermemiz lazım. Buyurun efendim. Evet. 5 tane pizza var burada. 6 tane pizza var. Hepsi de koyların adı. Çok sempatik. Beylik, Tuzburnu, Poyraz, Tekirbahçe, Hepbele, Akvaryum. Akvaryum çok deniz ürünlüydü ama çok ağır yediğimiz için bugün o deniz ürünü de bir tık ağır gelebilir diye Tuzburnu seçtik. 4 peynirli pizza. Buranın peynirleri mi Seko? Yöresel peynirler. İsli sepet peyniri, keçi peyniri, Danish Blue peyniri. Danish Blue'nun pek yöresel olduğunu zannetmiyorum.
Genel olarak birkaç kişiden daha duydum bu arada oranı bozdum. Biz yemiştik. Ben de onu anladım. Şahan bir pizza gibi değildi. Hatırlıyor musun? Evet. Hadi gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Tamam. Çok teşekkürler. Yandaki tatlılarda yetiştiriyorum. Aa çok iyi. Aa çok iyi, süper. Evet, çok teşekkürler. Abi, çok sağ olun. Bu acı sos derinden derinden gelen bir acı sos. Kendi tarafına koy. Kendi tarafına. Ben alacağım elimle. Oy 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 oy. İyi, altı tam şey, benim çocukluğumdaki pizza altı bak. Aa iki tane var şurada. Makinası farklıydı değil mi Seko? Ay çok koydum, inşallah çok acı değildir. Ben bıçakla yiyeceğim çünkü çok sıcak. Peynirleri heba etmek istemiyorum. Çok iyi. O çok iyiymiş be. Bak hiç yormuyor. Bana dört belli pizzalar hem çok ağır gelir. Bu hiç öyle değil. Değil mi? Ben hamurunu çok beğendim ya. O kadar sıcak ki alıp gidebilir misin aslında? Polenta yemem. Polente'de kapanışı yapacağız bu arada. Bir günü yorumlayacağız. Bu arada ama gün batımına yetişemeyeceğiz galiba. Yani yetişemeyeceğiz derken çok erken gitmiş olacağız. Gün batımını yapamayacağız ama polenteyi göstereceğiz size. En azından oranın manzarasını görmüş oluruz. Ama bunu oraya alıp gitseydik çok sıcak. Orada hiç şey yok yani. Şu tadı alamazdık. Evet. İstiketi peyniri yazıyordu. Ağır bir şey gelirdi diye bekledim. O yok, çok güzel. Çok güzel tutturmuşlar şeyini. Ama bak kıvamını. Bunu alıp gitme fikri bana çok şey gelmiyor. Peynirler kurursa hiçbir şeye benzemez. Bunu almazsın, başka şey alırsın. Bu çünkü evet, bu bence böyle sıcak sıcak tüketilmesi yani gereken bir şey. Bu polenteye gitmez. Evet, ben hamuruna bittim. Hamuru maşallah. Yani peynir tabağı almak mantıklı. Ama ne bileyim pizza böyle sıcak sıcak ben seviyorum ya. Peynir tabağı şarap. Aynen, şarap içenler için şarap. Bizim gittiğimiz yere göre burası daha şık bu arada. Tuz burnu 475'miş. Bu akvaryum merak ettim, bir sürü içinde deniz ürünü olan da 560 TL'ymiş. 475 TL. Neyse genel olarak ben gerçekten tadını çok sevdim. Ben de beğendim bayağı. Bir dilimim daha yer. Ben en çok hamurunu beğendim ya. Hamur benim küçüklüğümdeki pizzaları hatırlattı bana. Bak böyle altı şey gösteriyorum. Bak altına. Nokta nokta. Nokta nokta. Abi biz çok yedik. Daha 3-4 durak vardı aklımızda da hem video çok uzun sürecek diye hem de video çok uzun sürecek diye aslında. Evet, oralara gitmiyoruz ama siz gidip belki gidenler varsa yorumlara yazabilir. Bir köfte hoş. Evet. Köftesi çok güzelmiş okuduğumuz yorumlara göre. Bir de keçi burger. Hamburger de çok iyiymiş. Lafını balla kesiyorum. Ama Bolca'da da hamburger ben yemem açıkçası. Beni de çok açıkçası çekmedi. Artık yok abi yanlış yere gitmişsin. Yok oralar değil. Lan adam burada doğup büyümüş, o bilmeyecek, kim bilecek. En iyi yerlerine götürdüğünü düşünüyorum ki daha bugün ık dediğim yer olmadı. Benim hiç olmadı. Senin ık dediğin yer oldu mu? Biraz doydum artık. Evet ben de biraz doydum. Ben doyduğum için ık dedim. Hadi şimdi bir de gidiyoruz tepeye, en tepeye. O elektronik yel değirmenlerini göreceğiz. Elektronik yel değirmeni mi? Evet. Elektrik değilmiş o yel değirmenleri. Hadi orada görüşürüz. Pilli. Pilli değil. Elektrik üretiyor. Elektronik nereden? Pilli diyor. Elektrik. Sen dedin elektronik. Sanki yani pil takıyorsun. O eski usulü ol. Neyse hadi gidelim. Geldik. Ve işte herkesin gün batımını yaptığı ama bizim biraz gün batımından önce geldiğimiz Polente Feneri. Polente Feneri. Fener orada. Bunlar çok ses çıkarıyor. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama korkutucu bir sesi var. Günün. Tövbe estağfurullah. Evet öyle. Günü sonlandıracak olursak. Buyurun sizden alalım. Beğendiğimiz, şaşırdığımız restoranlar hepsidir. İlk başta sandviç çok güzeldir. Seko bizi kötü bir yere götürmedi diyebilir miyiz? Hiç kötü bir yere götürmedi. Boboz'dan sandviçle başlamak güzeldi. Ama onun yerine bence serpme kahvaltı da tercih edilebilir. Benim günüm vasatı Boboz diyebiliriz. Yani çok güzel, kaliteli şeyler ama diğerleri çok uçtu abi. Boboz buraya gelirken aslında uğramanız gereken bir yer. Oradan işte sandviçinizi, böyle işte peynir tabağınızı, şarabınızı alıp buraya gelmeniz gereken bir şey. Biz onu sonda yapamayacağımız için ilk başta size göstermek istedik. Fiyatları da görün istedik. Ama siz geldiğinizde böyle bir serpme kahvaltıyla buranın domates reçeli var mesela meşhur. Evet. İşte şey incir süt reçeli falan var. Onlarla falan böyle bir başlangıç yapabilirsiniz. Diğer gezdiğimiz yerler de bence çok güzeldi. Seko bizi çok güzel gizli koylara götürdü. Benim bugün en şaşırdığım yemek değil
içinde o koydu bir havada. Vallahi çok güzeldi. Vallahi vaktimiz olsa şu an gidip orada bir pütür pütür yüzmeyi isterim yani. Evet. Havuz gibiydi. Teko'nun bize yaptığı yamuk olan Ringo'yu kesinlikle hiçbir kadına tavsiye Ringo etmiyorum. Severim. Hala hatırladıkça nabzım yükseliyor. Gerçekten öleceğimi düşündüm. Onun dışında ben yediğim her şeyi beğendim Serkan, ya. Serkan yeter, Serkan dur! Serkan dur! Evet, söz bende, elim böyle çünkü çok rüzgar var. Bir noktada kapamaya çalışıyorum. Umarım kapayabilmişimdir. Benim bugün en sevdiğim şey, bak kabak cipsi çok aklımda kaldı. Çok güzeldi. Beklemezdim bir kabaktan öyle bir performans, öyle söyleyebilirim. Pizza, wow! Pizzanın peynirleri sütlü sütlü hala ağzımın içinde. Şeyrap. Çok iyiydi. Baa mantı çok erkendi. Mantı güzeldi. Zeytinyağlı sarma da çok güzeldi. Gültoş'um duymasın. Gelincik şurubu çok iyiydi. Bugünlük bu kadar. Şimdiye kadar izlediyseniz videoyu zaten beğenmişsinizdir. Teşekkür ederiz. Haftaya neler yapmamızı istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Biz artık elektriklere, pervanelere dönmeye böyle ip atlayacağız. Gölgelerinden böyle ip atlayacağız böyle. Bay bay. Onun gölgeleri var mı ya?